Evlilik için mesela evlilikte bazen nikahlarda çağırıyorlar konuşmaya. Ben orada biraz hani o nikahın ortamında şöyle söylüyorum. Şimdi şu anda aile birliğini kurdunuz. Kurdunuz. Hayatın gerçeklerine hoş geldiniz diyorum. Çünkü evlendikten sonraki dönemle evlenmeden önceki dönem farklı bir iklimdir. Farklı bir boyuttur. Şimdi evlenmeden önce gözünüzü dört açın ama evlendikten sonra artık yarım açın gözünüzü. Çünkü yani evlenen kişilerin önemli özellikleri kişiler birbirlerini tanıma konusunda, birbirlerini anlama konusunda duyguların baskın olduğu bir dönemden geliyorlar. Hayatın gerçekleri onları bazı hatalar yaptırmaya itiyor. Onun için 4S kuralı var bu. Sevgi, saygı, sabır, sadakat. Bu 4S kuralına taraflar eğer iyi uyuyorlarsa, bunlara uygun bir yaşam felsefeleri varsa, böyle durumlarda o evlilik sağlıklı yürüyor. Evlilikte kriz olsa bile kolay açılıyor. Çünkü sorun çözme stili geliştirebiliyorlar. Ama bu kural, bu dört ayak zayıflamışsa problemleri çözmekte zorlanıyorlar. Yani bu nedenle evlilikte en önemli şey, hatta şu örnek de veriyorum ben. H2O biliyorsun, hidrojen ve oksijen atom olarak atmosferde özgürler, dolaşıyorlar. Özgürler, bağımsızlar. Bir araya gelince H2O oluyor, su molekülü oluyorlar. Artık ayrı bir yaşam formu haline geliyorlar. Yani şimdi hem evli olacağım, hem kafama göre yaşayacağım diyorsanız bu olmaz. Onun için artık oksijen ve hidrojen olarak özgürlüğünüz gitti. Ayrı bir yaşam formu oldunuz. Artık susunuz, molekülsünüz. Ben değil biz diyeceksiniz. İki kişilik, iki gözle değil dört gözle göreceksiniz. İki kulakla, dört kulakla bakacaksınız. Eğer bunu yapabiliyorsanız dünya hayatı cennet hayatından bir bahçe olur size. Bunu yapamıyorsanız cehennem bahçelerinden bir bahçe olur. Bunu yapabilmek de sizin elinizde diyebiliriz gençler özetle.